Şu anda Karahıdırlı'dayız. Aşkım ne oldu annem? Gel gel yanıma gel gel. Aa gördün mü? Dikkat çekmeye geldi ve gitti. Şu anda Karahıdırlı'dayız. Akşam sefası, hava serinlemiş. Mersin'deyiz. Çukurova'nın bu güzel mevsiminde hanımlarla Yörüklerin meşhur yemeği sıkmalarını yapıyorlar. Tabii ki yani bizim dilimize gözleme diyebilir miyiz evet, hanımlar? Evet, gözleme diyebiliriz. Gözleme yapıyorlar. Öncelikle bu organizasyonu hazırladığı için Emine Hanım vesilesiyle bu köydeki tüm teyzelerimi bahar geliyor kızlar kalkın diye ayaklandıran, hazırlık yapan Gülsüm Hanım'a çok teşekkür ederiz. Gerçekten sağ olunuz. Teşekkürlerimi de sunduktan sonra hakiki bir Yörük Hanım'a. Hakiki ne diyordunuz? Arı sütü müydü? Arı duru. Arı duru. Hakiki Yörük ne demek anne? Arı duru. Arı duru ne demek yani? Yani saf. Saf Yörük. Sen arı duru Yörük müsün? Köylüyüm. Aynı şey işte ya. Zaten Yörük bir topluluğun ismidir. Köylü başka bir şey. Öyle. Değil mi? Evet. Yani Yörük çarşıda olmaz mı? Hep köyde mi olur? Her yerde olur. Değil mi? Her yerde olur. Her yerde olur. Canım annem ne güzel de kınaları yakmışsın ellerine. Anne bu yaptığınız sıkmanın özelliği ne? Gözlemeden farkı ne? Adı ne bu arada? Sariye Karakış. Sariye. Hı. Evet. Sesin güzel mi Sariye anne? Güzel ama ben söylemem. O zaman şey ya şiir oku bize. Güzel, ne güzel olmuşsun görülmeyi. Siyah zülfün tel tel olmuş örülmeyi. Mendili yudum arıttım, gülün dalında kuruttum. Adın neydi unuttum, sorulmayı. Çağır Karaca oğlan çağır, taş düştüğü yerde ağır. Yiğit sevdiğinden soğur, sarılmayı. Ay ağzına sağlık. Bu bölgenin, bu toprakların önemli ozanlarından değil mi? Karaca oğlan da rahmetle evet. Analım. Çukurovalı evet. Olduğu söylenir. Peki hanımlar, yörüklerin olmazsa olmazı sıkma nasıl yapılır? Gözlemeden farkı nedir? Merhaba canım. Merhaba. Adınız ben ne? Hacer Karaduman. Ay Hacer de tam yörük yalnız. Baksana bak şu evet. Gözlere bak çekik. Nereden gelmişsiniz acaba? Buralıyız. Karahıdırlıyız. Evet. Kayınbabam Çanakkale tarafından geldi. O yörük değil. Buraya Çanakkale. Niye gelmiş? Halam vasıtasıyla gelmiş. Onlar iki evli. İki evli olunca. Kim iki evli? Kayınbabam. Babamın babası üveyenin elinde kalınca bir çekediyle alıp geliyor buraya halamın yanına. Peki hala eşimin burada, halasının yanına. Hala burada evli. Evet ve burada da kayınvalidemi kaçırıyor. Kime böylece kaçırıyor? Buralı oluyor. Yani kayınbabam. Ne evet. Kaçırmış? Vermemişler. Yabancısın diye. Çanakkale'den gelmiş ya. Mersin'de bir yayla kültürü vardır ya. Evet. Hakikaten bunu çok merak ediyorum. Sariye anne, bu yaylayı bir anlatsana bana ya. Neredesiniz? Yayladayız. Yayla. Niye yayla? Yaylamsına gidelim bir gün. Ay gidelim yayla. Anne. O elindeki sopadan korkuyorum. Beni mi döveceksin yoksa? Kararlı ya. Yaylayı en iyi annem anlatır değil mi? Anne o sopayı al gel. Allah'ını seversen. Sopa mı denir? Ne denir? Şiş mi? Ha. Pardon. Ama böyle de şiş olmaz ki canım. Tahta şiş. Evet tahta. Bazlama şişi. Evet. Tamam. Gel annem gel. Gel bir tanem yanıma gel. Bu yayla ne demek bana bir anlat anne. Yayla burası sıcak olunca yaylaya gidiyoruz. Bir dakika. Adı ne anneciğim? Ayşe anne. Yayla ne demek? Yayla burada sıcak olunca yaylaya göçüyoruz. Evimiz var yaylada. Ha niye? 3-4 ay orada kalıyoruz. Burası çok sıcak. Peki buralarda yaylası olan insan zengin mi oluyor? Zenginlikten değil. Fakir zengini ev olamazsa çatmaya göçer. Böyle çatma yaparlar göçer. Bak yaylaya göçerler. Havalara dayanamıyorsunuz değil mi? O sıcaklığa. Evet. Ah kıyamam ya. Peki anne yaylada hayat nasıl? Neler yapıyorsunuz? Biz bir şey yapmayız. Eşim emekli. Ha. Biz baş başa kalıyoruz. Bunun küçük kızını götürüyoruz birkaç gün. Senin annen mi? Evet benim annem. Aa, nasıl da denk getirdi? Vallahi bilmiyordum yemin ederim. İşte 3 torunum var. Şu sopayı bir göreyim mi anne? Evet. Meşhur sopamız efendim. Şiş. Evet, bazlama şişimiz. Evet. Kapkarı da olmuş valla. Bu hiç yanmıyor mu? O ocağın üstünde olduğu için yanmıyor. Ha yanmıyor. Yanmıyor. Onu bazlamaya çeviriyoruz. Abimi kaybettim. Yeğenimi kaybettim. Niye? Onun için hep kafamda sivilceler çıktı. Yeğenim traf kazasından kaybettim. Ay Allah rahmet etsin. İşte. Abini niye? Abim yaşlıydı. Üzüntüden mi sivilceler çıktı? Çıkıyor?
doktora gittim. Kafayı boşaltmak lazım diyorum. Boşaltamadım. Peki bu kafayı nasıl boşaltacağız? Bilmiyorum işte. Kızlar kafayı boşaltmanın yolunu bulan var mı? Vardı. Nasıl? Güzel şeyler biliyorsunuz. Mesela? Gülsüm. Kurçak toplanıyoruz. Orada kafamızı boşaltıyoruz. Ay, Gülsüm ablayı da böyle alalım. Evet. Sizi de böyle alalım. Evet, kaç yaşındasın anneciğim? Ben 70'e yaklaştım. Ya 70 yaşında bir hanımefendi kafayı boşaltmak lazım diyor. Otur Gülsüm ablacığım, sana zahmet. Gel böyle yanıma otur. Oy, kalkma anne, kalkma. Yok, böyle oturacağım. Kafayı boşaltmak nasıl oluyor Gülsüm abla, anlatsana. Kafayı önce neyle doldurduğuna bakıyor. Boşaltmanın yolları oradan geçer. Hmm. Neyle doldurdun? Aile sorunlarıyla mı? Çevre sorunlarıyla mı? Hastalıkla mı? Hepsiyle. Hepsiyle birlikte olmuşsa mümkün olduğunca insanın doktoru kendisi. Başkası değil. Ne yapmak lazım? Birincisi hayatta her şeyin geçici olduğunu bilmek lazım. Evet. Acı da tatlı da. Hani geçici. Şöyle bir şey, ölüm Allah'ın emri, onu kabullenmek gerekiyor. Hani onu mutlaka yaşayacağız. Ayrılık zor ama netice itibariyle senin ihtiyacı, yani sana ihtiyacı olan insanlar var. Kim var? Geride bir evladın ve eşin var. Torunların var. O zaman ne yapacaksın? Sen onlar için yaşaman gerekiyor. Doğru. Peki sen bunlar nereden öğrendin? Hayat. Hayat tecrübesi değil mi? Evet. Kaç yaşındasın Gülsüm abla? 47. 47. Evet. Peki evli misin? Değilim. Hiç evlenmedin mi? Hayır. Hiç? Hayır. Aa, niye? Çünkü onu düşünecek hiç zamanım olmadı. Ne yaptın peki? Bazı insanlar farklı yerlere kendini atar ya. Ben ailemi adadım zannedersen. Annesine bakıyorsun. Annem, babam yaşlı. Onlara bakıyoruz. Evet. Evin en büyüğü müsün, en küçüğü Yok, müsün? Yok, ortancası. 10 kardeşiz biz. Maşallah. Evet, Yeşillere'de kurs hocasıyım. Bunlar da öğrencilerim. Peki evlenmek istemiyor musun Gülsüm abla? Yok ya. Neden? Çünkü benim ona harcayacak zamanım yok. Olur mu öyle şey? Bana hep annem evlen evlen diyor, sana demiyorlar mı? Yok, diyemiyorlar. Niye? Çünkü bir defa hayır dediğim zaman annesi. Geriye döndüremiyorlar beni. Peki hiç böyle talibin çıkmadı mı? Çok. Çok fazla. Peki hiç aşık olmadın mı? Ya aşk farklı bir şey ya. Ben işime aşık bir insanım. Çok ay ama. Ya şöyle düşün. Allah Allah Gülsüm abla ya. Bu kadar evli hanımefendi var. Kızlar çalın kaşıklar, oynayalım. Evet oynayın. Bu dünyanın derdi bitmez değil mi? Aynen öyle. Tiridine 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 bandım. Bedavamı sandın, para verip aldım. Tiridine 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 bandım. Bedavamı sandın, gel para verip öyle, aldım. Aman bak kafa böyle boşalıyor anne. Kızlar gelelim. Kızlar gelelim, sıkma nasıl yapılıyor? Sıkmanın yapılışını öğrenelim. Ondan sonra da bir sıkma yiyelim. Hamurumuzu iyi buluyoruz önce. Hamurumuz kepekli buğday unundan olursa çok daha lezzetli ve sağlıklı oluyor. Peynirimiz hakiki keçi peyniri. Keçiye bakmıyorsunuz buralarda, peynir nereden alıyorsunuz? Nereden bakıyorduk. Parayla mı alıyorsunuz? Bak bak görüyor musun? Evet. Keçiye bakan yok, parayla alıyorlar anne. Sen bakıyor musun keçiye? Hayır. Sen de mi bakmıyorsun? Yok, burada keçiye bakan var mı? Bakıyoruz. Kendi keçi peynirimizi kendimiz yapıyoruz. Ha bak çalış. Sen bakıyor musun aşkım? Sen bakarsın vallahi. Sen her iş yaparsın. Annem benim. Keçi peynirini doluyoruz içine. Evet. İsteyen bunu soğanlı, maydanozlu, biberli de yapabiliyor. Bu ne? Bu çökelek. Çökelek. Soğan, kırmızı biber, yeşil biber isteğe göre zeytinyağında yapıyoruz. Hı-hı. Tereyağı da koyabiliyoruz. Zevke bağlı. Bu bizim meşhur sıramız, Mersin'e özgü. Ne sırası? Bile, sıra baharat bu. Baharat. Böyle yenir mi bu? Yok, bu yenilmez. Bu yemeklerde Mersin özellikle bulgur yemeklerinde. Mesela topalak yemeği olsun, mercimekli köftemiz olsun, bunlara ayrı bir lezzet katar. Hı-hı. Ayrıca şu kabak böreğine de koyuyoruz. Kabak böreğimiz, soğan, ondan sonra rendelenmiş veya çintilmiş, çubukta çekilmiş kabağımız. Bildiğimiz kabak. Evet, kavuruyoruz. Soğanla mı? Evet, soğanla kavuruyoruz. Kabak kavrulmuyor ama. İçine baharat koyuyoruz. Karabiber, sıra, kimyon özellikle çok yakışıyor. Bu sıradan da koyuyoruz. Peki bu nerede yetişiyor? Bizim burada, Mersin bölgesinde. Neydi bunun adı? Sıra. Sıra. Evet, sıra. Hiç kokmuyor ama. Dövülmüş hali aslında ısırınca tadı gelir. Gelir mi? Evet. Bir bakayım. Çok güzel. Sıra. Farklı bir tadı, lezzeti var ama yemeklerde ayrı bir tat katar. Topalak yemeklerine koyarız. Her şeyin tadı var sanki. Evet. Kimyon, sanki nane. Mercimekli köfteye koyuyoruz. Çok topalak lezzetliymiş. Evet, farklı. Bayıldım. Ellerinize sağlık. Anne, bunu böyle böyle yapıyorsun ya İtalyan ustaları gibi. Bana da öğretir misin? Buyur. Ha?
Vallahi nasıl yapacağız onu? Bismillahirrahmanirrahim. Peki bunu nasıl yapacağız? Ver, göstereyim. Pardon. Ne gülüyorsunuz kız? Ben göstereyim. Sen de şak söyleyemiyorsun. Söylesene hadi. Niye gülüyorsun? Sesim çok kötü. Ya ben de sana güleceğim işte. Gördün mü nasıl gülüyorlar bana? Anne öğretsene nasıl sallayacağız havada. Bak şöyle yapıyoruz. Tamam. Ha, elime değil şeye vuracağız. Tahtaya. Pardon anneciğim. Pardon. Özür dilerim. Pardon anneciğim. Bunu buradan aldık. Bunu aldık böyle aldığımız gibi yapıştırdık. Aldık. Kızlar aldık. Yapış. Pardon yapışmadı. Tamam oldu. Elim biri. Elim biri de burada boşta olmak lazım. Bak şöyle o tutuyor bak. Öbürü çeviriyor. Bir dakika anne bak. Bunu böyle yaptık. Aldık. Yapıştırdık. Oldu mu? Bayağı oldu. Onu ocağa atalım. Oldu mu? Hayaldır. Ay bu hanımlar bana gülüyorlar. Böyle, boş ver ben de böyle yapayım bunu. Ay bu da kırıştı olmadı. Dur. Bunu tamam diyelim bana. Yeter yeter ocağa. Bunu aldık hop yapıştırdık. Bak oldu mu anne? Yapıştıracağım daha da. Öyle yaptığımız zaman ununu atıyoruz. Yapışır şimdi onu. Büyümüyor ama. Büyüyor. Şöyle. Büyüdüğünü yazıyorsun. Bir de getir ben yapayım. Aşkım senin yaptığın gibi ben nasıl yapayım ya? Mümkünatı var mı ya? Hop alıyorsun yapıştırıyorsun. Alıyorsun yapıştırıyorsun. Ay insan bütün stresini atar bununla vallahi. Ay çok sevdim. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben sıkmanın tadına bakabilir miyim hanımlar? Ay bu su. Çökelek mi isterseniz bunu, peynir mi? Çökelek çökelek. Yani yufka da yapıyoruz böyle. Oh. Of. Kızlar tereyağı yok mu? Tereyağı da. Normalde siz koyar mısınız tereyağı? Evet, içine koyarız daha lezzetli. Değil mi? Evet, ben de ağzımın tadını bilirim. Nereye gidiyorlar? Ne hepiniz beni teker teker bırakıyorsunuz? Gitmeyin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sıkmanın tadına bakalım kızlarla. Artık sohbetin tadını çıkaralım akşamın. Değil mi kızlar? Daha sabaha kadar çok var. Bismillahirrahmanirrahim. Gelmiş bekliyorum bunu. Beklesin anneciğim, beklesin. Kızıyor mu? Kızar mı? Yok. Kızmasın. Ha ama sonra sonra demez benim yüzümden sorun yaşamayın. Yok. Peki. Bırakmaz. Abi teşekkür ederiz eşini gönderdiğin için. Gerçekten burada şu anda akşam sefası yapıyoruz değil mi? Evet. Abilere teşekkür etmek lazım. Hanımlara bir şey demesinler. Evet. Değil mi? Kamer Hanım bak. İşte çalışıyor da. Sana. Ben sen gibi yapamam anne. Yörük kızı mert olur, bakışları sert olur. Kaptırırsan gönlünü, dert üstüne dert olur. Yağmur yağar, ışınlaşır sayları. Eli göçmüş, bozulaşır dağları. İki geyik bir derede sulanır, sulanır da kayaya dolanır. Aşıp gider göremediğim boyunu, kurbanlara aradım sürmeli koyunu. Kara yazıdan vurulmuş kara çadırları, boyunlardan eğilmiş yağazın otlarına, yörüklerden göçer yaylanın alanına. Ben ne diyeyim de ağlayayım garibim ben. Gide gide yaylanın yolunu ben yitiremedim, nazlı yarı da yitirdim de ben bulamadım. Göçlerinin yerine ben aradım bulamadım. Deneyin ağlayayım ben gayrı güne. Asiye annem ağzına sağlık. Şu anda Kara Hıdırlı'dayım. Bir kara çadırdayım. O eskiden yörüklerin aslında
kendi kültüründe olan dağlarda, toroslarda, ormanlarda kurdukları çadır şu anda yerleşik hayatta olsalar da hala devam ediyor. Akşam yemeği yendi. Kara çadırımızda geldik, sohbete tutuştuk. Asiye annemi yakaladım. Dizinin dibinde oturuyorum. Asiye annem öyle mi? Tabii. Bana bir tane de yazma verdin. Güzel oldu mu? Oldu, çok yakıştı. Ya canım anne. Aşağıdan gelenin geçtin, o kardan gelenin konup koştu. Sana derine devrişti, nazlı yar buradan geçmedi mi? Aşağıdan gelenin sinarın, o kardan gelenin bunarın. Sana derin ey cennet bunarı, nazlı yar buradan geçmedi mi? Gelinler geyer alay edin, olanlar çalar ala düdü. Sana derin ey musozunun gedi, nazlı yar buradan geçmedi mi? Eşeklerin olur palanı, ne güzeldir kolanı. Sana derin ey hacalanı, nazlı yar buradan geçmedi mi? Dede nereye gidiyorsun bizi bırakıp? Dede! Dede! Gitme gitme! Hey! Kulak duymaz ki. Ay nereye gitti? Kulağına ses duydu da ondan. Kulağın şeyi sakat. Yeni cihaz aldıydı onu da kullanmadı. Dede! Söyle diyor, söyle. Dede diyor. Gel, gel! Yok, ben oturamadım oraya. Gel. Ha, oturamadı. Gel, gel, yanımıza gel. İşte öyle kulum. Dede seni kıskandı mı? Herkes seni dinliyor dedi bak. Dinlesin, hiç kıskanmaz. Kıskanmaz mı? Sen niye düğünde oynadın, sen niye türkü çağırdın? Daha hiç kelimesini duymadım. Gerçekten mi? Vallahi, ben olmasam koyun düğün olmazdı. Gerçekten vallahi. Mi? Vallahi. Nasıl oluyordu Asiye anne? Hem dümbelek çalardım, hem türkü çağırdım, hem oynadırdım, hem oynadırdım. Ya, hani dümbelek nerede, bana niye çalmadın? Bilmiyorum ki. Ben yayladan geldim, ben bilmiyordum ben ne var ne yok diye. Canım ya, ya. Canım Asiye annem. Sana hiç şimdiye kadar, ya bu hanım yapma, bakan, gören olur, işte kıskanırım başkalarından hiç demedin mi? Hiç daha kim, herkesin işine koştum, herkesin işini yaptım, sen niye gittin ile demedi. Ya. Yapar, onun da gönlünü alır, geri gelirdim. Ay canım ya, ne iyi adammış. Genelde böyle kıskanırlar anne. Eğer öyle kıskansaydı bu şarkının hiçbirini söylemezdim. Doğru. Benim babam da mesela hep kızdı bana, şarkı söyleme, söyleme derdi bana. Hı, şarkı da söylerdim, oyun oynardım ama kızmazdı babam hiç. En küçükleriydim. Ha, o da kızmıyor. Babamın kendi çok oynardı. Bize birden gelirdi, gelin gönlümü bir yapar mı, yapandırdı. Ya bir ırpık olsa dahi arkasını dümbelek gibi çalar, biz oynadırdı. Gerçekten mi? Ay ne keyifli insanlar ya. Ay canım benim. Peki anne, yörük hayat eskiden nasıldı? Çok küçüğüydüm dağlarda yaşadığımda. 8-9 yaşlarında, yani başka bilmiyorum ki yaylasının karlarını. Babamın davarı vardı, sattı. Köye yerleştirdik, buraya geldik. Benim aklım erdiğinde babamın çadırı vardı. Böyle kara çadır, kara değil mi? Kara çadır vardı. Aha. Ortası direkli olurdu. Yağmur yağdı mı çadırdan geçmez. İçini ateş yakarlar. İçini ateş yaktın mı onun şeyi, dumanı onun kapatır. Peki yerler? İçeri kuru olur ama dışarı tabi yağmur yağdı mı yaş olur. Hayır, çadırın içinde yerler ıslanmıyor mu? Yok, yağmur geçmez çadırın içine. Kıldan dokular, içine de ateş yaktın mı ya, ateşin buharı o çadırı kaplar. Hiç ki yağmur geçmez. Yerden su sızmıyor muydu anne? Sızmazdı. Ha. Peki şimdi nasıl hayat? Şimdiki hayat çok iyi de ortalığın bahalılığından bir şey yapamıyoruz. Gelin alacak esas bir gelin. Ortaya kasıracaksın işte dediğin gibi bir gelin. Ne yapacaksın senin elin bir daire evini? Daire evler daha rahat değil mi? Rahat da kiraya baş edemem. Hadi evi yaptıramadın. Paran yok. Çadırın varsa zenginsin. Ay canım ya. Çadırın varsa malın da olur ama. Öyle mi olur? Olur. Malı olmayan çadır olmaz. Doğru. Keçilerin olması lazım tabii, değil mi? Tabii keçilerin olması, koyunun olması gerek. Doğru. Onlar da şimdi beslenmez oldu. Dedemizin ismi ne? Kamil. Kamil amca bak, az önce duymuyor dedin ama senin türkülerini hep duydu. Çok yakın oldu mu kulağını ağrıyor. Bence o senin sesini duyuyor. Heye. Değil mi? O duygulandı da ondan kaçtı. Gerçekten mi? Hmm. Öyle duygulanır mı? Duygulanır. Çok fena ağlar. Evde söyler misin ona? Söylerim, türkü de söylerim. Kendi de söyler, ağlar. Ya niye ağlıyor? Bilmem. Ah canım ya. Burada olsaydı da ona da söyletseydik ya. Söylemez mi bize? Söylemesin de
kulağı duymayınca bir şey anlamıyor. Bey bağırmakla istiyor. Hay canım benim ya. Peki nasıl evlendiniz Kamil dedeyle? Kaçlıkta evlendik. Nasıl yani? Bildiğin gibi. Nerede gördü Kamil dede de seni kaçırdı? Zaten evimiz yakınıdı. Niye kaçtın? Allah'ın emriyle istemediler mi? Babası istemediydi. Gelin kızı vardı, kaçtı. Nasıl yani? O kaçınca da babası da başka kız istemem sana onu kaçırmadan il kaçırdı bir dedi. Bir dakika, bir dakika Asiye teyze. Bir saniye. Şimdi benim şarteller bir yanda. Yandı. Şimdi kim kime ne yapmış anne? Bir şey yok. Başka gelin kızı vardı, kaçtı başkasına. Gelin kız kim? Bilmiyorum. Kamil amcana. Bilmeseye. Nişanlıydı. Kamil amca nişanlı başka biriyle. Evet nişanlıydı o kaçtı. Kız kaçtı gitti. Nereye gitti? Başkasına kaçtı. Aa, Kamil amcayla evliyken, nişanlıyken. Nişanlıyken kaçtı gitti. Niye kaçmış peki? Bilmiyorum. Başkasına gönlü mü düşmüş? Öyledir zaten bilmiyorum. Ben meydan onlara şey etmiyorum. Sonrası Kamil dede senin yanına mı geldi kaçınca? Ne dedi sana? Kaçalım dedi, bahçe yetişik dedi, evin hazır dedi, geldik evi ördük, bir koca bir oda oldu. Peki Asiye teyze, sen bu kız niye kaçtı diye sormadın mı? Yok. Niye? Herkesin gönlü yokmuş, kaçmış gitmiş, beğenmemiş. Belki başka sebepleri vardı. Olabilir. Senin gönlün vardı o zaman Kamil dede. Yoktu, bilmiyordum. Onlar 2 sene nişanlılı kaldı. Sana nasıl geldi bunları söyledi peki? Kenarında komşular vardı, eniştesi vardı, söyledi, beni kaçırdılar. Niye anlaşanlı düğün istemedin? Bak el alemin kaçan kızı nişan bile yapmış. Yapar. Sen niye yaptırmadın? Belki vermezler diye. Ha annenler vermez diye. Ha nişanlısı gitmiş falan ya. Evet. Ha işi yokuşa sürmemek için gönlün varmış. Gelinlik giymek istemedim. Neden? Evi yaptıralım, evimiz olsun, içini dolduralım dedik. Yetişmiş bahçe vardı. Bu Anadolu'nun kadınları. Para harcama adam, değil mi? Tamam. Gelinlik alma, altın alma, onu yapma, ev yapalım. Ama mutlu yuva şeyim vardı. Hiçbir de kötülük görmedim. Peki şimdi gelinlik giymek istemez misin? Yok, siz istemiyorum ya. Niye? Ben her şeye hiç heves etmedim kulum. Yeter ki yuvam, çorumu çocuğumla yuvam mutlu olsun yeter. Başka bir şey istemiyorum. Kaç çocuğun var Asiye teyze? 4 çocuğum var. Maşallah. Kaç dönüm tarla var, bahçe var. Değdi mi gelinlik giymediğine merak ettim. Yeter. 7-8 dönüm bahçe var yeter. 7-8 dönüm mü? Evet. Kaç katlı ev var? Yaylada bir koca daire evim var. Oh maşallah. Yaylada birkaç çocuklarıma yetecek yeri var. Daha ne yapsın Asiye annem ya? Asiye anne her şeyi de sordu bana vallahi. Tabii. Ama niye sordum biliyor musun Asiye teyzeciğim? Hani o gelinliği telafi edecek hani dedin ya para harcamasın ne gerek var? Acaba hani o gelinliği almadı ama değdi mi? Değdi. Hiç de şeyim yok. Hevesliğim olmadı. Ya. Yeter ki mutlu olayım. Hiçbir şey de yok diye bir şey evimde görmedim hiç. Ay çok şükür. Evet, çok şükür. Allah'ıma şükür. Bugünle daima şükür. Doğru. İnsanın demek ki mutlu bir yuvası olunca hiçbir şey heves etmiyor yok. Değil mi anne? Yeter ki mutlu olayım. Değil mi? Hayat dayak yiyip anam evine kaçmadım. Çok şükür. Bağırıp çağırıp korumadım. Anası hastalandı, anasına baktım. Babası hastalandı, babasına baktım. Kendi anam hastalandı, onu da getirdim, yatırdım eve. Kaynanamın, anamın cenazesi benim evden çıktı. Ay Allah razı olsun. Kaynanamın da yakınıdı. Yakın olunca sürekli gece gündüz bekledik, onu da yerine gönderdik. Ya Allah razı olsun. Allah yerde yatmasın, nurda yatsın hepsi. Amin, ya. Amin. Kötülük görmedin bir kocana, illa ben gelin gelecek diye bir şey yok. Peki senin bu kayınvalidene yaptıklarını senin gelinler sana yapar mı? Vallahi bilmem. Emin değil misin? Yok. Niye? 3 tane gelinim var. Hı hı. 3'ü de Allah kendine razı olsun. Severler, sayarlar, varlar, toplanırlar, yiller içerler, gelirler. Hı hı. Görmedim. Bakalım onlar da sana bakacaklar mı? Bakarlar. Çünkü ben onların gözünün önünde hem babaannelerine, hem anneannelerine, hem dedelerine baktım. Tabii ki onlar da bakar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.